Teknoloji Hukuku Sempozyumumuzun ikinci oturumunu gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Şu an yanımızda İstanbul Medeniyet Üniversitesi öğretim üyesi Sayın Doçent Doktor Emrullah Kervankıran var. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Hocam sempozyum hakkında genel düşüncelerinizi ve görüşlerinizi alabilir miyim? İkincisini düzenlediğimiz bu bilişim hukuku sempozyumu her geçen gün ilgi ve alaka artmakta. Tabii ki teknolojinin gelişmesiyle beraber bunu çok normal karşılamak gerekir. Geçen seneye göre çok daha fazla başvuru aldık ve çok daha ilginç ve spesifik konular olduğunu görüyoruz bunun. Yani bu da şunu gösteriyor, teknolojinin bütün özellikle hukuk dallarına etkisi var. Yani fikri mülkiyet hukukuna, icra iflas, işte medeni hukuk, ticaret hukuku, bütün dallara etkisi var. Dolayısıyla ceza hukuku hatta, dolayısıyla bütün hukuk dallarının ilgilendirmesi hasebiyle de çok fazla ilgi var ve ortaya çıkan yeni hukuk dalı olması nedeniyle ortaya çıkan bu sorunlar, çünkü bu konuların birçoğu zaten kanun olarak düzenlenmemiş. Düzenlenmediği için ortaya çıkan sorunların ne şekilde çözülebileceği ve uygulamanın özellikle getirmiş olduğu yani ekonominin içerisindeki uygulamalar daha çok öncü olarak ortaya çıkıyor ve aslında biz hukukçular biraz da onları takip ediyoruz. Uygulama kendi kurallarını, prensiplerini koyuyor ve biz hukukçulara da artık bunları hukuken nitelendirmek düşüyor. Biraz onu görüyoruz. Dolayısıyla da çok özellikle uygulamayla hukukçuların, akademisyenlerin bir araya geldiği aynı zamanda güzel fikir etkileşimleri oluyor. Bu anlamda çok yararlı bir sempozyum geçiriyoruz. Bu artık geleneksel hale gelecek. Gelecek yıllara devam edecek. Gelecek yıllarda sanırım daha şu anki programa baktığınızda işte ceza hukuku, medeni hukuku, ticaret hukuku konularını görüyorsunuz. Artık önümüzdeki yıllarda belki de bunu sadece belli hukuk dallarına hasır olarak yapacağız. Yani işte ticaret hukukuna yansımaları veya fikri mülkiyette. Önümüzdeki yıllarda artık bu tarafa doğru geçiş söz konusu olacağını düşünüyorum. Teşekkür ederiz hocam. Bilişimin ticaret hukukuna yansımaları hakkında genel bir değerlendirme yapabilir misiniz? Yani ticaret hukukuna diğer bilim hukuk dallarına olduğu gibi ticaret hukukuna da yansımaları var. Özellikle şirketler hukukuyla alakalı olarak işte kıymetli evrak, bugün benim sunum yaptığım kıymetli evrak üzerine yansımaları var. Dolayısıyla işte tabii bunun ilgi ve alaka olduğu, ilgi olduğu müddetçe arkadaşlarımız, akademisyen arkadaşlarımız tarafından konular belirlenerek sunumlar yapılıyor. Ben de bugünkü öğleden sonraki oturumda kıymetli evrak, bilişimin kıymetli evrak hukuku üzerine etkilerinden bahsettim ve Alman ve İsviçre hukukunlarla karşılaştırmalı olarak bahsettik. Yani umarım faydalı olmuştur. Teşekkür ederiz hocam. Sağ olun.